Herkese merhaba. İnşallah yapay zeka konuşmayacağımız bir gelecek geliyor programıyla karşınızdayız. Konuğumuz yazar Dursun Ali Yaz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Şimdi üç kitabımız var önümüzde. Kitaplar üzerinden konuşacağız. Düşünce tarihi ışığında muhasebe felsefesi. Arkadaşlar gösterelim. İlginç bir kitap. Muhasebe ve felsefe. Bir cümleyle bahsetsenize bunu. Muhasebenin felsefesi mi olur diyorlar hemen görünce. Yani. Konumuz bu değil de bundan bahsedelim. Nedir bu kitap? Kitabın özü muhasebe ve felsefeyi ilk defa yan yana görüyorum. Evet, aslında 100 yılı geçti. Amerika'da ilk defa yazılıyor bu alandaki çalışmalar. Bugün gördüğümüz her şey bir denge üzerine kurulu. Bütün işletmeler, devletin bütçeleri. Ve bunlar belli kurallar ve ilkelerle çalışıyor. Bu ilke ve kuralları yaklaşık 150 yıl önce muhasebe filozofları çalışmaya başlıyor. Bu bugünkü geldiğimiz aslında teknoloji, yapay zeka dediğimiz bütün medeniyetin arkasında bir ölçmen lazım. Çünkü muhasebenin en büyük fonksiyonu hesaplamaktır. Hesaplamadığını ölçemezsin. Ölçemediğini kontrol edemezsin. Kontrol edemediğini yönetemezsin. Yönetemediğin senin değildir. Sahip çıkamazsın yani ona. Arkada öyle bir akıl olması gerekiyor. Tabii bu anlamda çok eskiydi o çalışmalar. İlk defa insanlığın 7000 yıllık düşünsel, felsefi ve bilimsel yolculuğunu muhasebe felsefesine bağlayarak aslında bir nevi yaptığım o çalışmayı gizlemeye çalıştım. Sürpriz oluyor okuyanlar. Hani muhasebe kitabı gibi gözüküyor. Aslında bir şey muhasebe değil, hayat muhasebesi gibi. İnsanın zihinsel dünyasının bir muhasebesiydi. İkinci kitabımız Uygarlığa Yön Veren Türk Muhasebe Filozofları. Evet. Yani bir şeyin felsefesi varsa filozofları da olmalı dedik hocam. Burada 32 tane muhasebe filozofu var. Mesela meşhur Alman düşünür Goethe der ki muhasebe biliminin başlangıcı çift taraflı kayıt yöntemidir. Borç ve alacak ilişkisidir. Bunu ilk gördüğü zaman bunu kim icat etti? Nasıl bir zihinsel bir icat diye şaşkınlığını dile getirir. Veya Leonardo da Vinci bizim hepimizin bildiği sanatçı, mühendis dediğimiz kişi. Luca Pacioli'ye yine İtalya'daki o zamanın kilisenin muhasebecisi olan Vatikan'ın muhasebesine böyle bir şey buldum, duydum diyor. Borç ve alacak ilişkisi diye bir şey var. Üstad diyor, maestro diyor. Bunu bana anlatır mısın diye şey yapıyor. Aynısını Karl Marx yapıyor. Engels'in biliyorsunuz babasının tekstil fabrikası var. Devlet bütçesini kurması için bir borç alacak dengesi kurması lazım. Engels'e mektup yazar. Kapitale çalışırken 20 küsür sene. O içeride babasının şirketinde muhasebe müdürüne gelir gider. Maliyetler nasıl hesaplanıyor? Çünkü bugün fiyat dediğim işte enflasyon diyoruz. Nedir fiyat? Fiyat nedir? Eşittir maliyet artı kar. Oradaki maliyeti hesaplaman lazım. Bir dengeyi kurman lazım ki yarına karı koyup fiyat çıkacak gibi. O oradan muhasebeciden bilgi alır. Mektupla yazar. Ya Paris'teyse ya da Londra'daysa şeye gönderir mesela Karl Marx'a. Adam da işte üç çift kapitali yazıyor. Sizden, hepsinin arkasında bu var yani. Çok ilginç. Sizden başka muhasebe, felsefe konularını böyle çalışan birisi var mı? Yani şu anda şimdilik... Türkiye'de yok herhalde. Dünyada var mı? Dünyada var tabii. Dünyada var. Dünyada var. Çok ilginç. Peki. Yüksek lisans dersi de oldu Türkiye'de. Artık o anda çalışmalar ilerliyor. Şimdi ben bu iki kitabı, hocam bu iki kitabı okumadığım için bir şey diyemiyorum. Evet. Bunu daha sonra konuşacağız. Ama benim okuduğum bir kitap var. Şimdi bu kitabı üzerinden çok ilginç bir program yapacağız. Bir kitap daha var arkadaşlar. Asıl bugünkü bölümümüzün konusu bu. Para. Bu kitabın yarısını okudum. Yarısı bile bana yetti. Şimdi şöyle bir şey itiraf edeyim. Ya bir kitap üzerinde para yazıyor. Ben bu kitabı şey zannettim. Finans, bankacılık, borsa dedim sıkıcı bir konu. Ben bunu okumam dedim. Şimdi yüzünüze söyleyeyim. Evet. O zaman arkanızdan konuşmuştuk. Sonra bir başladım ben bu kitaba. Bir kere bu kitap bir tarih kitabı. Evet. Çok beğendim. Bir kere onu ifade edeyim. Şöyle çok beğendim. Tabii ki ben de herkes gibi tarih konusunda değişik okumalar yaptım. Yani birçok kitap okumuşumdur. Ya bazı konuları biliyorum. Senarist olduğunuz için hem senarist olduğum için hem de ben daha önce rehberdim. Zaten bilmek zorundaydım. Ha. Yani Ekrem Akurgal'ın Anadolu Medeniyeti kitabını okumuştum zamanda. Birçok kafamda dağınık şeyler vardı. Mesela Helenistik dönem, Helen
Helenistik, nereden antik gidiyor? Yunan, evet. Hititler, Asurlular, her şeyi böyle biliyordum. Bu kitap bütün taşları yerine oturttu. Bana çok iyi geldi. Evet. Bilmiyorum bu benim eksikliğim midir? Ama çok ilginç bir kitap. Gerçekten dünya tarihini, dünya uygarlık tarihini, belki uygarlık öncesi hatta, değil mi? Şimdi konuşuruz onları. Evet. Böyle ben 150 sayfa falan okudum. 150 sayfada bile bayağı dünya gaz bulutundan Osmanlı dönemine kadar geldim. Tabii para perspektifinde. Evet. Aslında siz parayı anlatıyorsunuz. Gibi yapıyorum aslında. Uygarlık evet yani şimdi o yüzden şimdi burada para yazıyor, içinde dünya tarihi var. Evet. Burada da muhasebe var. Acaba içinde ne var diye evet. Şüpheyle yaklaşıyorum bu kitaplara da. Şimdi bu kitapları bu kitabı konuşalım. Parayı konuşalım. Kitabınız gibi başlayalım hocam. Paradan öncesinden başlayalım. Paradan önce ne var? Paradan önce zaten insan sadece kendisi var. Yani o yüzden benim bir mottom var. Kitabın bir ilk 30 sayfasını kısaltmam gerekmişti. Birçok sayfasını diyelim ama orada damıta damıta şöyle bir cümle çıkmıştı. Para yokken insan vardı fakat insanlık tarihi parayla başladı. Tarihi parayla başlıyor. Tabii insanlığın tarihi parayla başlıyor. Yazıdan daha önce yani yaklaşık 5000 yıl kadar önce insan ilk defa parayla paraya benzer bir şeye ihtiyaç bizim duyuyor. Bizim uygarlık tarihimize 5000 yıl mı diyoruz? 5000 yıl yani 2023 yıl milattan sonra ondan önce de 3000 yıl mı? 3000 yıl yazıyla başlatılır yazı tarih. Yıl. Yazıdan öncesine tarih öncesi diye adlandırılır zaten. Hı hı. Hani para tarih öncesinden gelen bir ihtiyaç insana. Yazıdan önce para vardı. Yazıdan önce para vardı. İlk önce rakamları icat ettik. Sonra harfleri icat ettik. Tabii. Düşündüğünüz zaman aslında zaten çok enteresan. Zaten paradan dolayı yazıyı bulduk evet, herhalde. Edebiyat dolayı. Olsun, edebiyat yapalım, dünyanın, şiir yazalım diye değil, dünyanın, yazıyı bulmadık. Dünyanın ilk yazılı maddesi Sümerler'de devletler ya da kurumlar arasındaki borç alacak ilişkisini kayıt altına alma ihtiyacı. Çünkü yine olay muhasebeye geldi. İnsanın en büyük ayıplarından bir tanesi... hafıza ayıbını örtmesi gerekir. Yani bu bahsettiğimiz bilim dalının amaçlarından iktisat, işletme, muhasebe, finans gibi bilim dallarına hep kayıt ihtiyacının ortaya çıkması insanın hafıza ayıbını örtmesi. Yani biz şimdi programı yaptık, çıkalım. Ertesi gün oturalım, neler konuştuğumuzu konuşalım. Mutlaka %90'ını kaybedeceğiz yani. Aynı kelimeleri otomat kullanamayacaksın. Tabii. Ama parayı konuşunca anlayacağız. Neden ihtiyaç duyduk? Hangi özellikleriyle hayatımıza değer katıyor? Neden hayatımızda var? Yani geriye doğru gidersek Shakespeare'den Sokrates'e kadar hep parayı lanetlemişlerdir. İşte Hazreti Ömer'e kadar ya bundan kurtulsak yerine bir şey koysak. İhtiyaç olduğu için koyamıyorsun. Yani bir bıçak gibi bıçakla birilerini kesebiliyor ama hayatında bir yeri var onun. Sana bir kolaylık sağladığı için hayatında da kalması gerekiyor. Onun lanetli tarafı da var, kötü tarafı da var. Bu yüzden zaten bilim dalları vardır. Yani tırnak içinde söylüyorum, uykunun bilim dalı yok. İnsanın doğasında var. İnsan doğasında olan bir şeyi yapınca zaten onurlandırılmaz, mükafat almaz. Yani çocuğu sabah, akşam yattı, sabah kalkınca aferin harika uyudun demezsin ama bir tehlike vardır. İşte sınırda askerler bekliyordur, Mehmetçiktir diyoruz, bağrımıza basıyoruz. Çünkü bizi koruyorlar. Çünkü doğasına aykırı bir şey yapıyor. Bir kere canını tehlike atıyor. Çünkü insan kendi kendine intihar edemeyen tek canlı yani. Bunu tıkayıp intihar edemiyorsun mesela. Çocuk sınırda bekliyor. Hem uykusuz kalıyor hem canını tehlikeye atıyor. Bir onurlandırılmayı hak ediyor. Dağıttım belki biraz ama genelde böyleyimdir. Para da böyle. İnsanın doğasına aykırı bir şeyden bahsedeceğiz bugün hocam. İnsanın doğasına uygun değil. Kitap okumak mesela işte. Kitap okumaz oranı az diyoruz çok diyoruz ya. Araba kullanmak gibi, piyano çalmak gibi bunlar eğitimde olan şeyler. Yani bir insanın doğasında senaryo yazmak yok. O yüzden güzel bir kurgu yapan, güzel bir senaryo ortaya koyana senarist diyoruz. Ödüllendiriyoruz hani. Doğamızda gibi. Ne var? Doğamızda tembellik var. İnsanın tamamen. Yani doğduğun zaman kendi kendine siz daha iyi bilirsiniz. Hani o tarafa geçmeyeyim, bu tarafa konuşayım istiyorum tamam. Ama şu anda şey bu tarafa doğru kayıyor. Yok serbest. Şimdi istediğimizi konuşalım. Biz dünya yani, para bugünkü konumuz para üzerinden dünya tarihi. Evet. Kısa bir dünya tarihi evet. Yapacağız. İnşallah bitireceğiz. Günümüzden yaklaşık şöyle başlayayım hocam. 11 bin yıl öncesini iyi kötü gidiyoruz. Biraz daha gitmeye başladı. Bu tip konular tabii mesela diyorsunuz ki işte yazı şu tarihte bulundu. Hop bir bakıyorsun 1000 yıl önce bir yerde başka bir şey bulunuyor. O tarih değişiyor. Biraz Göbekli Tepe'de değiştirdi değil mi? Evet. O bayağı değiştirdi.
literatür özellikle. Gittikçe de onu da geçen yerler bulundu. Şahintepe'de herhalde şimdi yine yakınlarında yer. Öyle mi? Evet, bilmiyorum. Ondan, o da daha çok parlamadı gerçi. O tarihlerde insanların iki temel korkusu var. Bir, kendinden büyük canlılara yem olmak. İkincisi, açlıktan ölmek. Çünkü yiyeceği takip ederek yaşıyorsun. Konar göçer dediğimiz şey, hani bizim Anadolu'daki, Antalya'nın yukarısındaki konar göçerler ya da Orta Asya'daki değil. Burada bir de canlılarla mücadele ediyorsun. Yani alet edevatın yok, silahın falan yok. Çocuk dediğin kabilenin ortak malı, ailenin ortak malı mesela. Yani anne, baba, usul, furu, bunlar hep maddi paranın mal parayla başlıyor, Sümer arpasıyla. O Sümer arpası ve arkasından işte o paranın servet özelliğine dönüşmesiyle birlikte biz ilk defa anne, baba, işte teyze, hala, amca gibi birinci, ikinci, mal üçüncü para usul... Mal parayı açsanıza. O zaman önce Trump'ı söyleyeyim mi? Arkasından tamam. Ona gidelim. Paranın Trump tarihine oldu. Girmiş gibi olduk. Şöyle, insanların bu iki temel korkusu var demiştik ki hocam. İlk defa kimin ve nasıl yaptığını bilmiyoruz ama günümüzden yaklaşık 10 bin yıl önce bir kadın ilk defa buğdayı, arpayı, çavdarı, onlardan herhangi bir tanesini tam emin değiliz. Bunları yani tahılı evcilleştiriyor. Bu şu demek, eskiden bulduğu yerdeki tahılları toplayarak veya yiyecekleri toplayarak, hayvanları avlayarak yaşamaya başlayan insanoğlu kültür, culture'dan gelir biliyorsunuz. Tarım demek, ekin demek. Çünkü zor bir iş, meşakkatli bir iş. Belli bir sürede ekmen, belli bir sürede dikmen lazım. İlk defa tahılı evcilleştirince insanlık diyelim, en büyük iki korkusundan birini yok ediyor. Kısmen de olsa, bugün de açlıktan ölen insanlar var. Yani aradan 10 bin sene geçmesine rağmen ama... İlk defa kontrollü tarıma geçiyorsun ve açlıktan ölme korkusunu tırnak içinde bitiriyorsun kısmen. Bu sefer erkekler boşa çıkıyor. Çünkü o dönemde yakın zamana kadar hala dünyada öyle yerler var. Aynı zamanda mülkiyet de o da beraber daha var. Mi çıkıyor? Ona daha var. Mülkiyet işte biraz önce bahsetmeye çalıştım o mal para döneminde daha sonra çıkıyor. Tahılı evcilleştirince... Kabiledeki, ailedeki erkekler boşa çıkınca hayvanları avlamak için boş zaman bulduğu zaman hani felsefede deriz ya boş zamanla yapılır. Boş zaman olacak, evet. İcat yapacaksın. İcat yapıp hayvanları hem avlamak hem yırtıcılardan korunmayı öğreniyorlar. Çok kısa süre içerisinde ilk işte koyunla, keçiyle... Boş zaman kavramı bu dönemde mi çıkıyor? İlk boş zaman bu dönemde ciddi çıkıyor. Ciddi mi? Çok eskiymiş. Çok eski. Ben daha şehirleşmeyle ilgili bir şey zannediyordum. Boş zamanı. Haklısınız. Yani iş bölümü. Oradakinin kalitesi daha yüksek. Yani bunu anladım. Kimi düşünürler Fordizm'e kadar getirir. Yani 150 sene öncesine, 130 sene öncesine kadar getirirler. Kimisi Adam Smith'e getirir. Çünkü ilk defa iş bölümünü iki büyük iktisat bilimine katkısından bir tanesi şeydir ya, iş bölümüdür ya, hani verimliliktir. O da bir boş zaman çıkarsın gibi. İlk defa bu iki temel korkuyu attıktan sonra işte bugünkü Filistin bölgesinde bugün bildiğimiz anlamda şehirler veya kentler diyelim kurulmaya başlanıyor. Ama 5000 yıl boyunca insanlık sadece siz zeytin üretiyorsanız, bende buğday varsa siz bana zeytin veriyorsunuz belli bir ölçekte, ben size şey veriyorum, buğday veriyorum. Benim yaşımdaki insanlar Sivas Tokat yöresinde bile hala şu tabir vardır. Yani vardı, görmüşlerdi, yaşamışlardı. İki dolu bir boş tabiri vardı mesela. Şeyde aşağıda ne ovasıydı? O ovada yetişen üzümleri arabanın arkasına koyar bir satıcı. Köyleri dolaşır. İki kova üzüme bir dolu buğday alır. Trump'a yapardı. Hemen burada yani Trump'a'dan bahsetmişken... Siz takas kelimesini kullanmıyorsunuz. Başka bir şey mi takas? Takas aynı iki malın değişimi. Ne? Takas. Üzüme takas üzüm diyoruz. Verdiğin zaman, üzüme bu, incir olursa trampa. Evet. Ha tamam, anladım. Kolaymış. Tek bu. Farkı o yani baktığınız tamam, zaman. Tamam, kolaymış. Yaklaşık 5000 yıl insanlık bu birbirine olan ihtiyaçlarını, onda bir mal var, bende yok, benim ona ihtiyacım var falan. Fakat belli bir süre sonra ürün, insanlar yerleşik olmaya başlayınca hocam, ürün sayıları ve insan sayısı artmaya başlıyor. Artmaya başlayınca artık ben sende üzüm var, bende buğday var ama ben üzüm istemiyorum. Mesela elma istiyorum. Ama sizde elma yok, sizde de buğday var. Elma öbür tarafta. Üçü bir araya gelecek. Yok, marangozu ikna et, onu ikna et, bakıyor. 5000 yıl yani
Bu bulduğumuz icatlar hani bize hediye edilen insanlığın mirası gerçekten öyle kolay olmuyor baktığınız zaman. Yani ben şöyle bir metaforla anlatıyorum. Bugün şu kitabı biliyoruz işte ebatı, nesnesi içinde az çok ne var ama bunun teknolojisinden ve kimyasından anlamadığımızı düşünün. Bu kitapla ilgili bütün bilgi birikimine, kağıdın üretiminden hani baskısına kadar insanlar alıp Mars'a gitsinler mesela. Aynı kitabı üretmemiz yine 10 bin yıl sürüyor. Tahmin yürütüyorum. Yani metafor yapıyorum. Yok, yani üretemezsin. Yani bu kimyasını, formülünü, hani ben fizikçi değilim. İşte E eşittir MC kare. Her şey üst yani üste bindi. Formülü biliyoruz ama onu içselleştirmek, onu anlamak yani bin kere dinledim, bin kere okudum. Geçen bir mevzuyla ilgili yine bakmıştım. Baktım oradan geldi. Ya bir türlü anlayamıyorsun ne dedin. Yani işte duran bir cisme ivme yapıyorsun. Oradan hız oluyor falan. Kolay değil yani. O anlamda söylemeye çalışıyorum. 5000 yıl sonra ilk defa bakıyorlar ki birbirlerindeki mal ve hizmetleri trampa yapmak çok zorlaşıyor. Diyorlar ki merkeze bir tane bir ürün koyalım. Bu ürünün her birine olan bir endeksini yapalım. En hayati üründe arpa olduğu için, buğday olduğu için Sümerler geliştiriyor bu aklı. Diyorlar ki Sümer arpası bizim en hayati ürünümüz. Parayı bulduk, yaşıyoruz. Parayı bulduk mu? Dünyadaki ilk maddi para bu. Evet. Ha, bu para demek zaten, evet, değil mi? Bu para demek. Arpayı bütün diğer ürünlerle değiştirebilme yeteneği, evet, para demek zaten. Ha, maaşlar da arpayla ödeniyor. O zaman yani iş... ilk paramız arpa. Evet. Mesela bugünkü paraların üzerinde rakamlar yazar. Bunlar binlerce yıl sonra çıkıyor. Yani şurada çok daha yeni tarihi. O tarihte arpanın üzerine sayı yazamadığınız için sıla denilen bir litre, bir kiloluk ölçü birimleri olan böyle şeyler, ne diyeyim, kaseler mi? Çömlekler icat ediliyor. Hani sütçüler şey vardı eskiden, belli bir litre şey vardı. Ha, ölçü, döker, ölçü, ölçü her zaman gerekiyor. Geleceğiz ona. Paranın dört temel fonksiyonu. Bir şey soracağım. Şimdi arpa para oldu ya. Herkes arpa ekmez mi? Eker. Ne olur, enflasyon olmaz mı? Keşke olsa. Olduğu dönemler oluyor. Zaten yiyeceğin fazlası o dönemde olmuyor. Ekiyorsunuz ama ekilen bölge bereketli hilal dediğimiz Nil çevresi olduğu için bir diğer yılda sel oluyor mesela. Bütün ürünler gidiyor. Ha. Mesela. Hep çok değerli. Hep çok arpa değerli. Arpa hep çok değerli. Bugün, kaç yıl sürüyor bugün, bu? Bugün 5000 yıl sürüyor. 5000 yıl sürüyor. Arpanın... Mal para dönemi, özür dilerim. Mal para dönemi. Ha şöyle. Şimdi o bölgede buğday yetişiyor ve çok değerli. Ama kutuplara gidiyorsunuz, orada da kürk çok değerli. Orta Asya Türklerdeki mal para şeyden başlıyor. Bugün külçe altın dediğim şey at mesela. İşte küçük diyelim 500 euroluk şey ne olabilir? Bir kılıç mesela. İşte ok, kılıç, çakı, bıçak. Bunların hepsi hayatta kalmanı sağlayacak enstrümanlar merkeze konuyor para. Zaten dediğiniz gibi arpayı çok ektin, çok çıktı, enflasyon olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü mutlaka onu ihraç edip o günün şartlarıyla düşünelim. Mutlaka onunla yer değiştiriyorsun. Arpa gerçekten 7 yıl bolluk olduğu zaman başka bir şey merkeze konuyor. Peki, bugün de aynı şey. Bakın Türkiye'de insan stoğu ne zaman keşfediyor? Stoklamayı. İşte bu Sümerler. Avcı toplayıcıyken. Sümerler zamanında oluyor hocam bu. Çin bölgesinde mesela çay. Korkunç değerli bir çay şey. Çay çok değerli, evet. Mesela dünyada savaş. Bir şey söyleyeyim, şu an benim için aynı durumda çay. Benim için çay çok. Ben çayla çok her şeyi, evet, Trump'a yapabilirim. Çay, tütün mesela Amerika'da. Amerikan dolarını biliyoruz ya şu anda. Tütünü şu anda değeri yok, zararlı. Ama çay... Ama tütün 200 yıl o bölgenin, iki kıtanın şeyi olmuştur, parası olmuştur. Milli parası olmuştur. Tabii tabii, o dönem. Domine etmiştir. Tabii. Yani doların ömrü daha kısa. Ben şu anda anakronik bir şey söylediğimin farkındayım. Evet, biraz anakronizm hatasına düşüyoruz arada. Tamam. Şöyle diyeyim, çay veya gibi içeceklerin sıvı para olması veya değerli olmasının sebebi, mesela şu ana kadar bilinen insanlık tarihinde 375 yıl savaşsız bir dönem geçirmişiz. Onun için hep savaş olmuş. Fakat çok enteresan bir şey vardır savaş tarihinde. Savaşta ölen insan sayısı savaşa giderken ölen insan sayısından daha azdır. Yani tersinden söylersek savaşa giderken askerler yolda daha çok ölüyor. Niye? Bugünkü gibi bardak yok, bilmem ne yok. Temiz suya ulaşmak çok zor. En ufak bir içinde bir salgın, bir şey yukarıdan geldiyse ve sizin haberiniz yoksa anında salgın hastalıktan ölüyorsunuz. Zaten su o kadar önemli bir şey ki suyu ne zaman sterilize ettik ortalama yaşam uzuyor. Tabii 1920. yüzyılın başında kloru bulduktan sonra insanlık yaşı 38'den 65'lere geldi. Şimdi biraz daha uzadı. Dünyada insan neslini çoğaltan iki keşif var. Biri penisilin, biri klordu zaten, dediğiniz gibi. Çayla
Özelliği dediğiniz gibi şey, suyun içindeki mikrobu aldığını görüyorlar. Hmm. Yani bugünkü gibi o sarhoş etme özelliği yok da şey özelliği var, besleyici daha, özelliği evet, var. Evet şey, yani, steril bir içecek gibi. Ne kadar alkol varsa onda da o kadar alkol var. Hmm. Örnek veriyorum hani çocuk, çünkü ilkokul çocuğu ne veriyor? Alkollü bir içki olarak düşünmeyelim onu. Paranın yerine koyduğumuz şey aslında öyle. Çok güvenli bir içecek. Besleyici bir gıda. Evet doğrusu. Şey, hastalıklara karşı tabii, onu tabii. Çay da öyle. Çay da herhalde öyle. Çay da kaynatıldığı için falan evet, mı? Evet, su kaynatıldığı için onun ya bunlar tabii arada büyük insanlar çıkıyor misina gibi bir şeyler söylüyor ama insanlığa yayılması işte daha mesela Londra'da sanayi devrimi sonrası biliyorsunuz Charles Dickens'ın romanlarından da biliyoruz her taraf mahvolunca daha ne kadar 150 sene yaklaşık mikrobun suyla dağıldığını dünyaya anlatabiliyorsun. Hı, yani her şey iyi. O kadar çok yeni yani. Ya parada zaten, da göreceğiz onu. Zaten 5000 yıllık bir uygarlık tarihine baktığımızda her şey çok 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 yeni. Her şey yeni. Çok çok yeni. Yani biz çok emekleme işte, Türkiye ekonomisinin dünyayla entegresi hem ekonomik hem finansal açıdan entegresi 24 Ocak 1980. Ya yani ondan öncesinde siz bardak ürettiğiniz zaman, bir teknoloji, kamera ürettiğiniz zaman, tırnak içinde araba ürettiğiniz zaman maliyetlerinizin üzerine karı piyasada satışa sunamıyordunuz ki. Sanayi Bakanlığı bünyesinde fiyat tespit komisyonu vardı. Alıyordunuz dosyaları şeyinize, koltuğunuzun altına getiriyordunuz. Orada bürokratla maliyetlerim şunlar diyordunuz. Üzerine %10, %20 neyse bir kar koyuyordu. Devletin belirlediği ürünlere göre bir kar marjı vardı. Kar marjını koyup vitrine koyup mal satmaya çalışıyordun. 80'den sonra başlıyor, inanabiliyor musunuz? Veya siz burada televizyonun yöneticisiniz. Hani özel televizyonlar tabii yok ama araştırma için bir şey, Ar-Ge için bir yurt dışına çıkacaksınız. Öyle bir dolar alma gideyim, dolar alayım bankadan öyle bir şey yok. Devlete başvuruyorsunuz, Merkez Bankası size bir döviz tahsis ediyor. Kaç gün kalacaksınız, ona göre tabii, bir tabii, bütçe belirliyor. Tabii. Az çok büyüklerden falan hatırlarsınız. Bu bürokratlar için de geçerli. Yurt dışına gönderdiğimiz bürokratlar için bile geçerli. Yani öğrenci olarak gönderiyoruz da bazen üst düzey bürokratları. Onlar için de geçerli. İyice her şey şaka gibi böyle milimetrik. Yani konuyu dağıtmayayım. 10 tamam sene şöyle yapalım. Şimdi biz nereye geldik? Mal para. Neredeyiz şu anda? Mal paradayız. Çay. Çayın para olarak kullanılması. Evet. Hangi yıllardan bahsediyoruz? Milattan önce? 4000'ler, 3000 arası. 4000. Sümerler zamanından bahsediyoruz. Sümer. Yani mal tamam. Para dediğimiz zaman. Tamam devam şimdi edelim. Şimdi ortaya merkeze bir para koymuştuk. Hocam orada. Fakat bu ortaya parayı koyduk ama Sümerler de arpaya koyduk. Orta Asya'ya gidiyorsun ortada et var. Çin'e gidiyorsun çay var onu anlatmaya çalıştık. Hmm. Amerika'ya gidiyorsun tütün var. Neredeyse orada hayat mesela Afrika'nın kuzeyinde tuz var mesela. Seleri, salt aynı şeyden geliyor. Evet, tuz o kadar kıymetli iyi, hayati iyi. Bir ürün ki bugün bizim ciddiye almadığımız. Yani biz ipek yolu diyoruz baharat yolu diyoruz ya. Aslında hayat kıta kalma yolu o yani altın yolu diğer adı. Çünkü baharat altın demek. O yüzden mesela tuz para demek. Tuz zaten o, evet. İngilizce çok celery. Celery. Salt'tan geliyor. Oradan gelir. Evet. Hmm. Evet. Bunların hepsi hayati ürünler. Hani şu anki tek... Antik Yunan'da para ne? Sığır mıydı? Kullanıldığı dönemler var. İnsan para. Roma hukukunda bile bir baba oğlunu istediği gibi öldürebiliyor mesela. Cezası yok. Kendi kafasına göre şey yapabiliyor. Aa, benim oğlum. Ya şaşırıyoruz Osmanlı da yapıyor. Yani çocuğunu öldürebiliyorsun. En azından hanedanı kastettim tabii burada şey olmasın da. Fatih'ten sonra başlayan şey. Bugün birisi bir aile çocuğuna tokat atınca devlet elinden alıyor. Yani nasıl bir dönüşüm geçiriyor insanlık aslında. Özellikle şimdi bu yaşlara gelince genç çocukların olunca daha iyi anlıyorsun, dinliyorsun ya. Her şeyi hayatımızda binlerce yıldır varmış gibi. Mesela ben yıllar önce bunu fark etmiştim. Kızım ofisimde daktilomu görmüştü. Aa baba daktilo falan ben kullandığımı inanamamıştım mesela. Tabii. Daktiloyu Sümerlerin kullandığı, Hititlerin kullandığı bir şey zannediyor çocuk mesela. Telex mesela. Telex desen evet. Ki evet. Ne, evet. Daktilo yine bilebilirler de evet. Telex'le ilgili hiçbir şey bilmiyorlardı büyük ihtimalle. Benim kullanabileceğimi düşünemiyor. Belki dedesi kullanmış fax olabilir. Hocam, fax hocam. Evet. Evet. Fax çıktı bir anda hayatımızdan. Yok oldu gitti ya. Evet. Nasıl oldu? Ya bu tabii şey dönüşüm. Geçen bir arkadaşla sohbet ederken 100 bine yakın trafik müşaviri varmış. Bir anda alım satımlar şeyden olunca dernek falan kurmuşlar. Aa, baktım ben noterden. De. Noterden. Noterden olunca bir gecede hepsi işsiz kalıyor falan. Mesela enteresan bu dönüşüm bazen bazı meslekleri çok sert parçalıyor bir anda. Yani sabah işsiz olabiliyorsun. Yani sen çalışmak istesen de evet. Düzenek değişmiş oluyor. Dijital, zemin altından kaymış oluyor. Dijitalin öyle bir tarafı var maalesef. Evet. Evet.
Peki. Parada da aynısını yaşıyoruz. Yani insanlık dönüştükçe para da buna ayak uydurmak durumunda kalıyor. Biz şimdi mahsus tarihini konuşuyoruz. Felsefesini belki sonra konuşacağız. Bu da şey güzel bir şey oldu aslında. Asıl şeyi vermiyoruz şu anda izleyici. Tamam. Az sonra. Az sonra gibi oldu. Biz para şimdi, yerine geçen değerli mallara baktığınız mallara zaman çok bakıyoruz. Mesela affedersin sığır dedik değil mi? Kullanılıyor para veya insan. Bölemiyorsun parayı. Ya da at. Bu çok güzel bir konu, evet. Sıkıntıları var. Yani bir anda ölebiliyor. Yani külçe altını getiriyorsun yolda öldü diyemezsin falan. Çalınabiliyor, yanıyor, sel alıyor, bütün arpa gidiyor, evet, çürüyebiliyor. Evet ya, sığır öldü, bütün para öldü. Paran öldü falan. Eyvah. Şimdi bunu gördüğü için insanlık... Bir de parçalayamıyorsun sığırı. Falan. Zaten onu canlı mı satıyorlar yoksa kesip mi? Her türlü. Yani yaşamsal ona her şey... yani bugün sakatat dediğin normalde şimdi... Antrikot varken sakatat yedin mi? Savaş zabanı, yokluk yani aç... Ben yerim. Yani, anlayın şimdi. Şey yapmadan yiyemezsin tırnak içinde. Ne diyelim? Baharat olmadan yiyemezsin. Sen yani insanın doğasına uygun şeyler, gıdalar değil. Baharat da çok değerli bir şey. Çünkü sizi yiyeceklerinizin çürümesini engelliyor. Bugün işte padişah dediğin, kral dediğin, bilmem ne imparator dediğin tarihteki o büyük figürlerin hemen hemen tamamı hayatını mutlaka bir döneminde o şatafatlı zannettiğimiz saraylarda çürümüş yemek yemek zorunda kalmıştır. Çünkü buzdolabı yok. Buzdolabı yok. Veya nakilatları yok. Yani bugün bile yeri geliyor. Belli bölgeleri dünyada kar yağıyor. Çocuklara ulaşamıyorsun. Oradaki köylere ulaşamıyorsun. Dünyanın her yerinde. Amerika'da bile işte bir kar oluyor. Chicago'da bilmem ne oluyor. Elektriğin icadı 18. yüzyıl. 19. yüzyıl. 19. yüzyıl. 19. yüzyıl. Çok daha yeni. Çok yeni. Yani biz de Sakıp Sabancı'dan dinlemiştim ben rahmetliden. İlk buzdolabını İncilik üstündeki Amerikan askerlerin çöpe attığı buzdolabını aldırıp tamir ettirmiş, evine koymuş falan ya mesela. Biz ne şanslı bir jenerasyonuz tabii, tabii. Hocam. Şey yani 5000 yıllık uygarlık tarihine bakıp şükretmemiz lazım. Doğru. Her şey son 100 yıl falan olmuş gibi. Yani sinema mesela 100 yaşında hocam işte. Tabii çay daha yani. Her şey bir yana. 1910 yılında Hollywood'un ihracatı nedense o rakamı hatırlıyorum. Serdar Hoca ile programınız da çok iyiydi. Merakımdan dolayı. Tabii o felsefe. De, evet güzeldi, keyifliydi. O da keyifli bir şey. Yani sizin adınıza. Sinema ve felsefe tabii çok güzel bir konu. Çok eğlenceli, evet, çok evet. Muhteşem, lezzetli bir konu. Evet. 1910 yılında 10 milyon dolar ihracatları varmış o tarihte. Yani o tarihte ihraç etmeye, kültürü ihraç etmeye başlamış. Peki biz paraya dönelim. Neredeydik? Sığır neredesin? Konuşuyorduk. Tamam ben kesmeyeceğim bölemiyorsun, sizi. Evet. Ben kesmeyeceğim hocam, sözünüzü. Hocam senden kaynaklanıyor zaten. Evet ya ben bu... Şimdi işte bu incik boncuk için olabilir, kılıç için olabilir. Nasıl bölüp de bunu para olarak kullanacaksın falan. İki, diğer yiyecek olarak kullanılan mal paralarında bozulması, dağılması, kaybolması, yanması sıkıntılarını görüyorlar. En son Mısırlılar buraya bir akıl koyuyor. Diyorlar ki... insanlık hala onu aşamamış nedense. Dünyanın bir numaralı değerli metallerini para yapalım diyorlar. Altın, gümüş ve bakır. Birçok maden kullanılıyor ama altın ama her zaman soyluların parası olmuştur. Yani halktan birisi hayatı boyunca, mesela Osmanlı şeyinden, bizimkilerden söyleyelim. Köyde Anadolu'da birisi altın görmemiştir. Yani altın sikke görmemiştir. Böyle bir şey yok. Yani görmüştür uzaktan bir tanesi girip de göster. Yani kullanmamıştır. Altın her zaman asil ailelerin o günkü işte tanrıdan aldığı yetkiyle devleti yöneten tipolojinin kullandığı aristokrasi diyebilirsin. Çünkü onların çok değerli. Para yok çünkü ortalıkta. Yani ilk Osmanlı altın parasını Fatih Sultan Mehmet basabiliyor. Çünkü İstanbul'u fethetmiş. Yani basacak kadar altının yok. Çoğaltılamayan bir şey. Tabii. Kaybedemiyorsun da bir de. Yani arpayı yakınca kayboluyor gidiyor ya. Altını yakıyorsun bir kilo altını yine bir kilo. Yani at 800 derece eritip ateşi eritiyorsun. Şey yani bugün kullandığınız işte bir yüzük. Belki de bir Mısır firavunun taktığı altından geliyor. Tıpkı su da böyledir yani. Suyu da dünyada kaybedemediğin iki şeyden biridir. Aynı su dolaşır. Uzaydan şöyle bakın dünyaya. Aynı su dolaşır durur. Kaybedemezsin yani suyu. Hani bugün su tasarrufu falan diyoruz ya. Bizim milli sınırlarımızda su az. Yoksa dünyadaki su değişmiyor. İki, suyu kaynaktan alıp şeye getirmek neyse gene başka bir konu. Oradaki soru şey ama oradaki sorun enerjiyle ilgili. Tabii, o suyu çıkarıp enerji çok yüksek. Evet, enerji harcadığımız için. Evet. Yoksa su tabii yok olmuyor ama enerji altın bizi... da öyle. Sağlığa inanılmaz işte bugün uzay teknolojisine yoğun olarak kullanılıyor. Sağlığa da inanılmaz faydası olduğu. Yani birçok şey anlaşılabiliyor. Anlaşılır sebepleri var. Yani çok doğru bir madeni ekonominin merkezine koymuş Mısırlılar.
Altını gün, para yapmışlar. Şimdi bu sefer altını para yapmışlar da altını ölçmek lazım ya da gümüşü bakırı. Neyle ölçeceksin? Tartı geliştirmişler. Çok enteresan. Onların... Tartı da büyük bir devrim insanlık büyük tarihinde bir devrim. Değil mi? Evet, onu... yani, daha önce nasıl ölçüyorlarmış? Avuçla mı ölçüyor? Avuçla şey malları, mal para döneminde. Avuçla, arşın, karış, alnını karışları bunların hepsi ölçü bir. Hayat tamamen her şeyi hani ilk girişte dedik ya ölçemi hesaplayamadın ölçemesinden başlayıp senin değillere getirdiğimiz bir hala denklem var da. Karış kullanılır tabii, değil tabii, mi? Tabii. Endaze, arşın, kilo. Daha metrik sisteme bile dünya yeni geçti hocam. Yani 1 lira, 10 lira, 100 lira, 1000 lira gibi onlar basamağına işte bir bakıyorsun garip tarih kitabını okuduğun zaman 12 sent 1 frank falan. Ya bunun şeyin matematiği nasıl yapacak? 12 ne yani falan. Hani 100 santim 1 metre. Bunların hepsi de hayatımızda daha enteresan bir şekilde yani. Gerçekten uygarlık tarihini okuduğunuzda şunu anlıyorsunuz. İnsanlığın en krem döle krem zamanında yaşıyoruz. Bir de Anadolu gibi bir yerdeysen yani 36. ile 40. paralel arasındaysan bir dünyada de ben, cenneti yaşıyorsun. Ben değerli seyircilerimize şunu öneririm. Bu kitabı okumanızı mutlaka öneririm. Ya da benzer bir dünya, tüm dünya tarihini okuduğumuzda bir nefeste okumak gerekiyor. Evet. Yani mesela bu kaç sayfa bu kitap? 350 civarı. 350. 350 sayfayı böyle bir günde, iki günde, üç günde okuyunca başka bir deneyim o. Evet. Bir anda böyle işte paleolitik dönemden günümüze... Bu zaten belgesel tadında vermeye evet, çalışıyor. Çok, yani çok şimdi ilginç. Şey İnsanlık zannederler. Acayip bir şey yaşamış. Evet. Genelde şöyle zannedilir. İşte Dursun Elias para kitabını yazmış veya işte felsefeli gibi bir şey yazmış. Ya buna soralım parayı bilir bu ya da felsefeyi bilir. Hayır. Bu tip yazarların çalışmaları, araştırma ve kendisi onları derleyip bir akıl ortaya koymaya çalışıyorsa bilmediğini yazıyoruz biz. Yani bilmediğimizi yazıyoruz. Mesela bildiğinden değil. Yani her kitap yazarından daha bilgilidir. Peki burada siz neden bana... paranın yazılmamış tarihi dediniz? Yazmışsınız işte. Onu evet artık benden sonra yazıldı. Şöyle onun yayın evinin bir şeyiydi. Dedim iddialı gibi çok şey sevmem. Olabilir şey olabilir. Ben de ilk defa rastladım. Evet yani bu aslında. Yani size şeyi sormayalım. Dolar kaç para olur diye sormayalım. Yok zaten parayla ilgilensem. Şimdi parayla nakit ayıracağım ileride işin felsefesini konuşurken. Ya rızık peşindesindir hayatta ya rezzak peşindesindir veya Yunus'un deyimiyle buğday peşinde misin yani mal para ya da himmet peşinde misin? Hocam eyvah şimdi, oralara geleceğiz mi o konulara? Bilmiyorum. Yani, çok değil. Gelelim hızlanalım o zaman oralara gelelim. Onlar daha güzel. Öyle mi diyorsunuz? Buğday mı? Buğday mı himmet mi? Ya Karl Marx 20 küsur sene adam kitapla uğraşıyor. Annesi bakıyor perişan. Hastalıklar, Londra'nın o kasvetli havası, Paris, sürgün, şudur budur derken ya evladım diyor bu kadar kapitalle uğraşacağını yani sermayeyle yani parayla uğraşacağını biraz para kazanmaya çalışsan diyor. Aynısını benim annem söyledi bana. Çünkü artık paramparça ediyor senin vücudunu, sağlığını biliyorsunuz bir şey yazmanın zorluğunu benden daha iyi bilirsiniz. Tabii ya bu bir de araştırmaya dayalı. Tabii yani. Burada her şey var burada dünya tarihi dediğiniz zaman çok okumuş olmanız gerekiyor herhalde hem değil mi? Hem okuduk hem dünya yani... Kitapta neresi geçtiyse çok kritik yerler hariç. İşte Hindistan, Çin, oralara gitmedim. Onun dışında her yere de gittim. Gezmeme vesile oluyorum. Afrika'ya, kabilelerin içerisine kadar. Çünkü coğrafyanın içerisinde o bölümü yazmanın keyfi ve sana verdiği enerji başka bir şey. Onu fark ettim ben. Hocam 10 dakikamız kalmış. Öyle mi? Evet. Bitirelim 10 dakika. Yani böyleyken bitir. Evet, yok yani bu parada şey, biraz yol alalım. Yönetmenimiz şey yaptı. Yol alalım. Bitmezse devam ederiz. Belki sizle... Şöyle önümüzdeki hafta daha, da devam ederiz evet. Ama biraz yol alalım. Şu en azından dakika, tarihini bitirelim. Şu 10 dakikada hızlanalım tamam. Bizi. Evet. Şimdi parayı ben 6 forma ayırmıştım. O zaman şöyle bir hızlı girdik de ana sayfayı gösteremedik. Trump para, mal para, tartı para, madeni para, kağıt para ve bugün kaydi para, sanal para. Biz 3'ünden bahsedebildik. Kalan 3'ünden hızlıca bahsedeyim. Bu ölçüp tartıyorlar parayı Mısırlılar. Ona göre alışveriş yapıyorlar altın, gümüş ve bakırla. Bu da ticaretin çok yavaş ilerlemesine sebep oluyor. Ve ayrı bir uzmanlık, sarraf dediğimiz bir kitle ortaya çıkıyor. Dikkat edin, bu işte suyla şeyi ayranla yoğurdu karıştırmıyorsun ki. Mesela altının ayarını oynamak için 24'te 24 yani 24 ayar %100 altının içine gümüş sokman gerekiyor. 24'te 22 yani 2.
Onu isteyebiliriz. Su değil ki bu ondan ona katasın. Tamam foyanız, foyanız meydana o biraz, çıkar. O biraz, evet o da başka bir şey gibi. Şimdi bunu yapacak ustalar falan zorluğu var yani işin. Kandırılma riski var falan. İlk defa Lidyalılar bütün dünyada ne denir ona? Yanlış bilinen bir efsane. Lidyalılar parayı icat etti denir ya bugün Söken'in az ilerisinde onların kurduğu medeniyet. Muazzam bir tüccar millet olduğu için o toplumun kültüründen ilk defa bunu kesip tartmayla uğraşacağımıza diyor. Biz gramajını ve ayarını, iki T var madeni parada, devlet olarak tespit edelim. Üzerine de devletin mührün damgasını basalım. Bunu kullanalım ticarette. Kimse bir daha ölçmeye tartmaya şey yapmasın. Ya ben nasıl size bir ödemem borcum var 200 lira verince bir şey yapmıyorsunuz. Tamam devlet basmış bitti kabul ediyorsunuz ya. Aynı o bakış açısından hareketle. Adamlar öyle bir akıl koyuyorlar ki ilk defa değerli madene devlet egemenliğinin mührünün basıldığı medeniyettir, akıldır Lidyalılar. Bunu yaptığı için bütün dünyada nereye giderseniz gidin filmlerden de görüyoruz. Yani Çin filminde de Lidyalıların ismi geçer, paranın mucidi. Halbuki aslında maddi paranın ilk mucidi Sümerlerdir. Ama değerli madenleri para olarak kullanmaya başlar Mısırlar. Hep bizim coğrafyamız evet, ama. Evet, hocam, evet. Hep bizim. Her şey burada. Evet. Belki milleti de konuşuruz. Zaten felsefe dediğinizde ya geldik. Bu coğrafya var İonya'ya ya. İonya'ya geldik tam. Yani her şey İonya'dan çıktı. Her şey çıkıyor. Bizim coğrafyamızdan evet. çıktı. Biz evet. bunun kıymetini biliyor muyuz? Bilmiyorum. Son 250-300 senedir bayrağı verdik. Yani o bir gerçek. Olsun alırız ama geri inşallah. Ama binlerce yıldır o bayrağı bu topraklar taşıdı. O zaman doğru. Lidyalılar devlet diyor ki bu paranın arkasında ben varım diyen ilk devlet evet. mi? Evet ve ilk devlet. Bu para benim... İnsanları da kandıran ilk devlet. Bugün numismatlar araştırma yapıyorlar. %100 altın dediği, %100'ü altın dediği paranın içerisine ekonomik kriz olduğu dönemlerde taşiş dediğimiz gümüş ekleyerek halkı kandırmış. Çok ustalar anlıyor tabii onu falan ama arkasından kağıt para geliyor. Çinler icat ediyor kağıt parayı da. Özellikle Cengiz Han bütün dünyaya tanıtıyor. Biz bunu Avrupalı bu senyoraj denilen konu, bunu konuşacağız mı? Senyoraj kağıt parada asıl devreye giriyor. Söyleyebilirim. Beni en çok etkileyen şey bu dünyada kağıt para. Bir kağıt veriyorsun ve dünyanın her şeyi, bir sürü şey alıyorsun. İşte kağıt para o yüzden şey deriz. Kağıt para çok sihirli bir şey. Kağıt parayı kastederek banknot... Öbürünü anlayabiliyorum. Öbürü günün sonunda işte ben bir altın veriyorum, bir çuval pirinç alıyorum. Olabilir. Bir altın, bir çuval pirince eşdeğer olabilir. Öbürü öyle ya da böyle dolar, ya, euro ya da TL bir kağıt. Evet. Bunu mesela uzaylılara anlatmak çok zor ya. Uzaylılar gelse adam bir kağıt verdi, bir çuval pirinci aldı gitti. Evet. Şunu düşündünüz mü hocam? Altın niye değerli ki sizin için? Altın şöyle değerli olabilir benim için. Yiyemiyorsun, içemiyorsun. Kabul. Ama çoğaltılamayan bir şey. Çoğaltılamadığı için aynı şekilde Picasso'nun bir tablosu da aynı nedenle çok değerli olabilir. Yok, hayatına değer katmıyor. Yani o da para da aynı şey. Nakit, banknot da aynı şey baktığın zaman. Altın, gümüş de aynı şey. Yani tırnak içinde baktığın ama zaman. Ama altının şöyle bir özelliği bu. Kuyumcuya giderim, bozdururum. İşte para... Benim güzel bir sözüm var. Yani güzel bir sözüm derken bana göre güzel bir söz de. Bu güzeldir. Para sosyolojik bir kabuldür hocam. Para politikası ideolojik bir dayatmadır. Yani bugün sosyalist bir rejimde yaşasaydık para politikamız başka türlü olacak hükümetin. Bugün bir liberal bir serbest piyasayı benimsedik veya karma ekonomi diyelim. Onun başka bir şey oluyor. Dolayısıyla çocukluğunuzda anne ana dili diyoruz ya. Buna su dediği için su diyoruz. Water deseydi water diyecektik. Parayı o kağıt parçasını biz çocukluğumuzda satın alma gücü olduğunu eriştiğimiz, gördüğümüz için biz onun bir şey satın alabileceğinin farkına vardık. Tamamen ortamın insanların kabul etmesiyle alakalı bir şey. Portekizler İnka'ya gittiği zaman yani Amerika'ya gittiği zaman İnkalıların Azteklerin yanına altını hiçbir şekilde değerlendirmiyorlar, kullanmıyorlar. Belki arada süs eşyası yapıyorlar. Hiçbir değeri yok. Yani gazoz kapağı gibi bizdeki çocukken oynadığımız. Diyorlar ki Aztekler şeyler bu altını ne yapacaksınız bu kadar altını diyor. Biz diyor İspanya'da Portekiz'de diyor öyle bir kalp rahatsızlığına yakalandık ki sadece bu altınla iyileşiyoruz diyor. Çünkü anlam veremiyorlar. Neden bu kadar altının peşindesin? Yıllık 100 ton altın taşıyorlar karşıya gibi. Altını taşıyorlar fakat dünyada altın hala ticareti o dönem götürebiliyor. Çok korkunç bir şey oluyor dünyada. Çok muhteşem bir şey oluyor veya neyse. Sanayi devrimi başlıyor İngiltere'de. Sanayi devrimiyle beraber mal ve insan sayısı artmaya başlayınca ve ticaret yapmaya başlayınca değerli metallerle yani
altın ve gümüş sikkelerle ticareti yönlendiremiyorsunuz hocam. Bir soru sorabilir miyim? Soru sorabiliyor muyuz? Tamam. Şöyle, şimdi dedik ya, kağıt paraya insanlar mutabık olduğu için, inandığı için değer atfediyor. Yanlış söylemedim değil mi? Doğru. Peki ama bu kadar basit değil ki, onun arkasında bir devlet olmasa biz o kağıdı ciddiye almayız ki. Çok güzel. Şurada şunu ekleyeyim. Devlet olmasa mesela, Avrupa Birliği olmasa Euro'nun ne değeri olabilir? Çok güzel. Ya da Amerika, ya da Türkiye Cumhuriyeti olmasa TL'nin ne değeri olabilir ki? Türkiye Cumhuriyeti nerede hocam? Devlet dediğimiz insanlığın zaten en büyük zihinsel icadı. Uygarlık. Hele şimdi 120... E-Devlet var. 125 milyar insan gelmiş geçmiş. Hele hele modern devlet dediğimiz, ulus devlet dediğimiz sistem, ortak kabulü söylüyorum. Devlet olgusu insanlığın en büyük zihinsel icadı olarak kabul ediyoruz. Sizin dediğiniz gibi ulus devlet işte 1648 Vesfel'de veya 1789 Fransa ihtilaliyle başlayan bugünkü içinde yaşadığımız modern devlet sistemi kabul etmiyorlar ilk başta. Mesela Avrupa'da banknota fiyat para denir. Fiyat yaptım oldu parası. Bizde mesela ilk banknotlar 1840'larda basıldığı zaman şekavet parası deniyor. Şekavet parası demek, hafif tabiri bulmaya çalışıyorum, haydut parası demek. Halk istemiyor. Çinliler uçan para diyor. Ben diyor gümüşü, altını, bakırı istiyorum diyor. Çok uzun süre direniyor insanlar. Yani sen Babıali'de işte 9000'e yakın memur çalışıyor, onlara maaş ödüyorsun. O esnafa ödüyor. Öyle öyle yeni yeni. Yani bugün kağıt paranın gerçek manada bizim bile, İstanbul'da bile hayatımıza girmesi daha, hani şair demiş ya, abartıyorum anlaşılmak istiyorum, 1980 sonrasıdır. Peki. Şimdi şöyle yapalım. Galiba zamanımız bizim doldu. Burada duralım. Ben sizi konuşturmadığım için bir program daha yapalım. Evet, hak ettim değil mi? Bir program daha yapalım. Çünkü daha hiçbir şey konuşmadık ki ya. Nereye geldik? Tarih neredeyiz şu anda? Son paranın 6. formundayız. Şu anda içinde yaşadığımız formundayız. Ama çok hızlı geçti. Onu da içinde yaşıyoruz deyip kapatabiliriz. Peki, falan. Peki önümüzdeki hafta devam edelim. Tamam. Şimdilik çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere efendim.